Adnan Oktar, 1956, Ankara doğumlu. Yusuf Oktar Arslan, 1907, Türkiye doğumlu babamın. Yusuf Oktar Arslan. Babamın babası Ömer Hacı Yusufoğlu, 1859 Kafkasya'da yaşamış. Beşdağ şehri civarında, 1902 yılında Bala'ya geçmişler. Beşdağ şehri civarında, Kafkasya'da. Hacı Yusufoğlu, Ömer Hacı Yusufoğlu, 1859. Hacı Yusuf Bestenoğlu, 1841-1902 yılında hac farizesini ifa etmek üzere annemiz Köşan ile Kafkasya'dan Osmanlı İmparatorluğu'na, oradan da Mekke'ye geldi, orada vefat etti. Orada mezarları, orada Mekke'de mezarları dedemin. Hacı Yusuf Bestenoğlu, 1841-1902 yılında hac farizesini ifa etmek üzere eşi Köşan'la Kafkasya'dan Osmanlı İmparatorluğu'nu, oradan da Mekke'ye geldi, orada vefat etti. Besten, Beyarslan, büyük dedem, Beyarslan Arslanov, o Aslan soyadı ta Hazreti Ali'den itibaren sürekli gelmiş. Besten, Beyarslan Arslanov, 1780-90 doğumlu. 1886 yılının nüfus sayımı sırasında Beşdağ şehrin civarında üç kardeş, Beslan, Murzabek ve Aslanbek Arslanoğullar aileleriyle yaşıyorlardı. Bunlar da dedemin kardeşleri. Beslan, Murzabek ve Aslanbek. Musa Kasay soyundan. Aslan Hacı, yani silsile olarak devam ediyorum. 1713 Kasay ailesinden, Beşdağ dağlarında Sivas Topol civarında yaşıyordu. Halk arasında Seyit olduğu biliniyordu. Evli olduğu annemiz de Seyide annemiz. Hem Seyide hem Şerif annemiz. Musal Sultanoğlu, 1651 yılı. 9. kuşak. Sultan Murat Kasay oğlu, 1622-1643. Nogay Hanlığı dağıldıktan sonra Kasay soyunun başkanıydı. Rus Çarı Mihail'in büyük elçisi Kont'la konuşması sırasında Nogay Hanlığı'nın eski büyüklüğü artık kalmadı diyerek, ben kendi soyumla Çerkeslerin topraklarına, Kafkaslara geçmek istiyorum diye söylemişti. Rusya eski el yazmalar arşivi 1640. Orada bu konuşması geçiyor dedemin. Yani Rus arşivlerinden alınma bu bilgi. 10. kuşak Kasay İslamoğlu dedem yine, 1610-1627, şimdiki Sivas Topol şehri civarında kendi çiftlikleri vardı. Seyit olduğu biliniyor. Seyide annemizle evlenmiş. Yani hem Seyit hem Şerif, Seyide hem Şerife annemiz evlenmiş. İslam Seyit Ahmet oğlu, yani hep Seyit annelerinden evlenmişler. Seyit Ahmet Muhammed oğlu Nogay Hanlığı'nın hanı, han tahtına 1584 yılında geldi. 1587 yılında şehit edildi. Yine Seyide anne ile evli. Din Muhammed İsmailoğlu 13. kuşak. Nogay Hanlığı'nın hanı erken yaşında öldü. Sonra da tahta kardeşi olan Seyit Ahmet geçti. 1563 ile 1578 arasında Nogay Hanı olarak tahtta kaldı. İsmail Musaoğlu 14. kuşak. 1544 yılında Nogay Hanlığı'nın hanıydı. Bazı kayıtlara göre 100 bin kişiye kadar ordusu vardı. 1563 yılında vefat etti. 15. kuşak Musa Vakkasoğlu, 1472-1502, Nogay Hanlığı'nın kurucularından biri ve uzun yıllardır Nogay Hanlığı'nın hanı olmuştur. 1504 yılında vefat etti. Nogay ordusunu siyasi bir güç hale gelmesini sağlayan kişi, tarihi belgelere göre Deşti Kıpçak Hakimi ismiyle de tanınır. 16. kuşak, yani soyumuzun 16. kuşağı Vakkas Nurettin oğlu Beylerbeyi, 1428-1440, 1447 yılı, 1447-48 yıllarında savaş meydanında şehit edilmiş.
Nurettin Adige'yi oğlu, 17. kuşak. Sadettin Din Ahmet'in soyundandır. 1412 veya 1419 yılında daha babası hayattayken savaş meydanında vefat etmiş, şehit olmuş. Mezarı Altın Ordu başkenti Sayarcık şehrinde. Adige Kutlu Kiyaoğlu, 18. kuşak. 1376 Cengiz Han soyundan olan Altın Ordu Hanı Toktamış yanından Beylerbeyi'ydi, yani emiriydi. 1419 yılında biz Türkler Moğollardan bağımsız hükümdarlık alalım diyerek Nogay Tatar Hanlığını kurmak için Toktamış Han'dan izin istedi. 1419 yılında Rus arşivlerinde bu kişinin Seyit olduğuna dair kayıt vardır. Bak, 18. kuşakta da dedemin Seyit olduğu kayıtlı. İnşallah. Yani hep Seyyid-i Şerif annelerine evlenmişler. Ayrıca Seyit olduğuna dair defalarca kayıt var. 1411-1419 yılları savaş meydanında Yayık Nehri'nde şehit olmuş. Maşallah. Rusya tarihinde çok meşhur bir şahıstı. Tarihi kayıtlara göre antropolojik olarak Moğollarla bir alakası yoktu. Esmer ve siyah saçlıydı. Kendisi de arşiv belgelere göre Altın Ordu Hanı Toktamış Kureyş soyundan olduğunu ve peygamber soyundan geldiğini söylemişti. Adige'nin bu iddiası o yüzyıllardan gelen birçok el yazmasında ve belgelerde kayıtlıdır. Yezdi Şerif Şerefeddin Ali, Kadir Alibek, Ebul Gazi, Ubeydullah el Harzami, Horazmi. 19. kuşak Kutlu Kıya, Kadir Kıyaoğlu Kumkent şehrinde doğdu ve babası vefat ettikten sonra Kumkent'in hükümdarı oldu. 20. kuşak Kadir Kıya İslamoğlu Ural ve Volga nehirleri arasında doğmuştur. 21. kuşak İslam Kıya Karapçıoğlu, isimlerde olan bu Kıya eki Nogaylarda bir kişinin Seyit olduğunu gösteren ektir. Hep Kıya, bak Kadir Kıya, İslam Kıya. İslam Kıya Karapçıoğlu isimlerde olan Kıya eki Nogaylarda bir kişinin Seyit olduğunu, yani peygamberimizin soyundan geldiğini gösteren ektir. İlgili bilimsel kaynaklar da vermiş burada. Yani kitap kaynakları. Bunların hepsi kitap kaynaklarından. Yani bilimsel kaynaklardan ve el yazmalarına verilmiş açıklamalar. Yaşadığı yerler yine Volga Nehri ve Ural Nehri arasında Türk topraklarıydı. Yani Altın Ordu toprakları. 22. kuşak Karapçı Termeoğlu Kumkent'te yaşıyordu. Güney Kazakistan. 23. kuşak Terme Saadettin Ahmet Altın Ordu'da yaşıyordu. Kumkent şehrinde. 24. kuşak Saadettin Ahmet Baba Tuklis, Sadreddin Din Ahmet'in tebliğiyle Altın Ordu Hanı Özbek Han İslam'ı kabul etmiştir ve bu tarihten sonra Altın Ordu İslam devleti haline gelmiştir. 1312. 25. kuşak Sultan Celaleddin Osmanoğlu Konstantinopol'da yaşamıştır, İstanbul'da yaşamış. 1638 tarihli arşiv kayıtlarına göre Sultan Celaleddin'in iki oğlu vardı. Biri Ethem, diğeri de Sadreddin'dir. Yani bu da yine resmi kaynak, arşiv kaynakları. 26. kuşak Sultan Osman Medinelidir. 27. kuşak Ebul Hak veya Abdelhak Medine'de yaşamıştır. 28. kuşak Sultan Sadak Hatay hükümdarı. 29. kuşak Sultan Selim Ebu Halife Hatay hükümdarı. 30. kuşak Sultan Ebul As Hatay hükümdarı. 31. kuşak Sultan Mevlüt, Sarserah hükümdarı, Bağdat Halifeliği'nin büyük ticari bir şehridir. Bağdat Halifeliği'nin büyük bir ticari şehirdir. Sultan Kaidah veya Kaidah, Sarserah hükümdarı. 33. kuşak Sultan Veled, Sarserah hükümdarı. 34. Sultan Haled, Sarserah hükümdarı. 35. kuşak Sultan Hürmüz Mısır'da. 36. kuşak Sultan Kav veya Kagab bin Muhammed Şam hükümdarı. 37. kuşak Muhammed bin Ali bin Ebu Talib İbni Hanefiye Medine'de yaşadı. 38. kuşak Hazreti Ali ve eşi Hanefi kabilesinin Hazreti Ali'nin lakabı Allah'ın arslanıdır. Arslan soyadı bu lakaptan gelmektedir. Bak, sonuna kadar, evet, bu yıla kadar hep aslan o şekilde gelmiş. Maşallah. 39. kuşakta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Maşallah. Elhamdülillah. O arada da
dedelerimin bir çoğu, demin söylediklerim dedelerimden bir çoğu hep Seyit ve Şerife annelerine evlenmiş. Evet. Seyit ve Şerife annelerine. O yönden de hem Seyitlik, Şeriflik devam etmiş hem de bu yoldan devam etmiş. Evet, evet. Maşallah. Maşallah. Bak bu da Rus arşivinde Besten Arslan. Dedemin şehit edilmek için listeye koymuşlar. Bu sırada dedemi. Besten Arslan ve ailesi. Hükümet hepsinin katledilmesine karar vermiş. Onlar da kaçmışlar. Hicret etmişler maşallah. Bu da nüfus cüzdanında annemin babam Yusuf üzerine bakın. Yusuf Oktar Arslan. Medeha Oktan Arslan. Evet. Görüyor musun? Evet. Arslan. Bak Yusuf Oktar Arslan. Görünüyor mu şu an? Evet hocam. Maşallah. Maşallah. Ekranda da hani. Hangi ekranda? Tamam. Evet. Evet. Efendim. Seyit olmak tabii çok büyük bir nimet. Maşallah. Ben sonra öğrendim seyit olduğumu. Yani bilimsel araştırma yaptırdık. O zaman anladım. Tahmin ediyordum. Amcamlardan öyle bir söz gelmişti onlar. Fakat bir profesöre verdik. Çok kapsamlı resmi arşivden çıkarttı. Bir yıl uğraştı. Yani üniversite tezi olarak hazırladı. Bir yıl hazırladı. Çok kapsamlı. Hepsi belli. Maşallah. Maşallah. Maşallah.